Göktuğlu geri plana çıkmış durumda. Yeniden kulvarını yöneltiyor. Baksa çok yakın. O da şu anda kulvarındaki yerini aldı. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvarda Yelham ilk metreler geçirdikten sonra atak yapıyor. Koşunun liderliğini alıp bir boy farklı liderlikle şimdi Yelhan önde kaçıyor. İkincilikte Göktuğ'u hemen dışında şövalyeyi izliyorum. 1200 metre start yeri. Yelhan'ın bir boy farklı liderliğinde geçirdiği ikinciliğe şövalye girmiş durumda. Üçüncülükte Göktuğ, dördüncülükte Taha, beşincilikte Sergen. Hemen yanında Şentay, daha sonra Cansu Can ve İbo Can sırasıyla son 800 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Yelhan koşudaki liderliğini 1,5 boy olarak koruyor. İkincilikte Göktulu ve Şövalye ikilisi önde kaçan Yelhan'ı yakalamaya çalışıyorlar. Bu ikilinin 1,5 boy gerisinde, evet, Taha'yı, hemen dışında Sergen'i izliyorum. Bunların bir boy gerisinde Şentay, içinde Cansu Can, grubun bir boy gerisinde İbo Can sırasıyla son 600 metreye doğru geliniyor. Yelhan koşudaki liderliğini devam ettiriyor değerli izleyiciler. Şimdi orta kulvardan Göktuğ'un çabalarını izliyorum. Şövalye ve Taha ile birlikte dış kulvardan Sergen'in de çabaları var. Ve İbocan'ın da gayretlerini izliyorum. Son 200 metreye doğru geliniyor. Yelhan koştaki liderliğini devam ettiriyor. Şimdi dışından Cansu Can orta kulvardan Sergen atak yapıyor. Son 200 metreye doğru gelindiğinde, evet, Yelhan orta kulvardan Sergen geliyor. Yelhan'ı yakalıyor. İçinden Cansu Can'ın da gayretlerini izliyorum. Sergen hakim olmaya çalışıyor. Yelhan da mücadeleyi bırakmıyor. Sergen orta kulvarda, Yelhan üç kulvarda. İkincilik mücadelesindeler, potayı bulan hatta. Sergen ve Yelhan arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Koşunun üçüncüsü Cansu Can oluyor. Dördüncülük kararı İbocan, Taha ve Göktuğ arasında yine varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak.